güncel bir soru bu da. Meme kanserinin değişik grupları var dedim. Bunlar içinde ana hatlarıyla söylemek gerekirse hormona duyarlı hastalık var. HER2 pozitif hastalık var ki bu hasta grubu yüksek riskli olmasına rağmen mevcut yeni ilaçlarla ömrün uzadığı, hatta eskiye göre %50 ömür avantajı sağladığımız bir hasta grubu. Elimizde trastuzumab, pertuzumab ve katsila gibi çeşitli ilaçlar var. Bir de üçüncü bir grup var ki hem hormona dirençli, yani hormon negatif, hem de HER2'ye duyarlı değil. Bunlara biz üçlü negatif veya İngilizce triple negatif diyoruz. Bu triple negatifte biraz sıkıntılarımız oluyor. Bunlar çoğu zaman genç hastalarda oluyor. Lokal ileri hastalıkta oluyor. Ve bazen de metastazlarla karşımıza geldiklerinde belli aşamadan sonra, hani bitiriyorsunuz kemoterapiyi, sonrası için ne hormon verebiliyorsunuz ne trastuzumab kullanabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntılı süreç oluyor. İşte bu grup hastada özellikle BRCA1-2 gen mutasyonu da taşıyorsa bu hastalar için alternatif ilaçlar çıktı. Bunlardan birisi immünoterapi. Bunlar vücudun tümörden, daha doğrusu tümörün kişinin immünit sisteminden kaçmasını sağlayan mekanizmayı bloke eden ilaçlar. Dolayısıyla savaşçı hücreler tümör hücresini tanır hale geliyorlar ve onlarla direkt birebir savaşa girerek bu zararlı hücreleri uzaklaştırmaya, yok etmeye çalışıyor. İlk başta kendi sağlığımız olacak ki etrafa iyilik verebilelim. İlaç grubu. Bunlardan kongrelerde artık bayağı söz edilir oldu. Meme kanserinde de %20-25 oranında yanıt alınıyor. Bu hiç düşük bir oran değil. Gazeteciler hiç beğenmiyor ama biz memnunuz. Çünkü dirençli bir hasta grubu için bir umut. Ve bu hasta grubunda eğer iyi cevap veren gruba da düşerseniz başarı şansı daha uzun oluyor. Daha uzun süreli remisyon dediğimiz iyileşme dönemleri yaşıyor hastalarımız. Dolayısıyla immünoterapi evet var ve meme kanserinin özellikle bu triple negatif alt grubu için çok büyük çalışmalar çıkıyor. Yavaş yavaş bunların da sonuçlarını görmeye başladık.